Evet, yerel seçimlerden bahsettiniz ama siz bir milletvekili olarak yerel seçimlerde eş zamanlı olarak yapacağınız projeler var mı aktarabileceğiniz? Tabii ki mahalli idareler seçimlerinde de çalışmalara devam edeceğiz. Milletimizin hizmetine talip olan arkadaşlarımızı, teşkilatlarımız ve genel merkezimiz belirledikten sonra genel merkezimizin ve teşkilatlarımızın belirlediği adaylarla hem her ilçede kendi adayımızın projelerine destek vermeye, katkı sağlamaya ve onlar seçildikleri zaman Ankara'da onların sesleri olmaya, onların projelerine takip etmeye ve kafamızda kendimizin de düşündüğü projeleri arkadaşlarımıza destek vermeye, anlatmaya, o projeleri şekillendirmeye devam edeceğiz. Neticede Milliyetçi Hareket Partisi yerelde de bir iktidara taliptir. Milliyetçi Hareket Partisi her belediyede iktidara taliptir. Üç hilalli sancak her belediyenin burcuna yakışan bir sancaktır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Türk milliyetçileri Milliyetçi Hareket Partisi'ne bu seçimde büyük teveccüh göstereceğini, Gaziantep'te özellikle büyük bir teveccüh göstereceğini inanmaktayız. Gaziantep'te bizim şu anda bir belediyemiz mevcut. Bu belediyemiz Milliyetçi Hareket Partisi'nin üretken belediyecilik anlayışını en iyi yansıtan belediyelerimizden biri. Sağ olsun belediye başkanımız Mehmet Sait Kılıç Bey seçildiği dönem boyunca Milliyetçi Hareket Partisi'ne yakışan, Milliyetçi Hareket Partisi'ne fikirlerine uygun üretken belediyeciliğin nasıl olduğunu Gazi şehrimize gösterdi. Bu Gazi şehrimize gösterdiği belediyecilik anlayışını diğer ilçelere de yayarak ve büyüterek, partimizi de büyüterek, belediyelerimizin sayısını arttırarak devam etmek niyetindeyiz. Bu konuda teşkilatlarımız gayet iyi çalışıyor. Hedefe kilitlenmiş durumdalar. Süreç içerisinde göreceğiz ki Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep'te yerel seçimlerde yeni bir tarih yazacak. Peki efendim, çok teşekkür ederiz değerli katılımınız için. Varsa eklemek istediğiniz bir şey alalım. Yoksa Biz bitireceğim. çok teşekkür ederiz. Bugünlerde biliyorsunuz Sayın Genel Başkanımız da geçenlerde bir açıklama yaptı. Suriye'nin vatandaşlarının ülkelerine gitmeleri için bir takım çalışmalar yapılması gerektiğini. Evet, bir takım çalışmalar yapılması gerekiyor. Sayın Genel Başkanımızın altının çizdiği çalışmaların bir an önce yapılması gerekiyor. Suriye Türkiye arasına büyük duvarlar örüldü. İnsanlar geçen gazetelere de düştü. Belki siz de görmüş ve takip etmişsinizdir mutlaka. O surlardan atlayıp Türkiye'ye gelmeye başladılar. Türkiye Cumhuriyeti yeni bir göç dalgasını ya da yeni bir misafir dalgasını kaldıracak durumda değildir. Bu yapılacak ise surun öbür tarafında yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Ve Suriyeli olup da Gaziantep'te yaşayan nüfusları resmi kayıtlarda 300 binin üzerinde olan ama gerçekte 500 binin üzerinde olan bu insanların bir an önce memleketine gitmesi için çalışmaların başlamasını, çünkü Carablus'a, El Baba, Afrin'e giren Türk Silahlı Kuvvetleri oralara barış, huzur ve istikrarı getirdi. Oralara yavaş yavaş dönüşler başladı ama bu dönüşlerin daha düzenli bir şekilde yapılması ve bu misafirlik çok uzun sürdü. Artık ülkelerine dönmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını ve altyapı hazırlıklarının yetkililer tarafından çalışılmaya başlaması için sizin vasıtanızla fırsat bulmuşken yetkililere duyurmak isterim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz efendim. Bizi izleyen kıymetli izleyicilerimize, partililerimize, hemşehrilerimize, dava arkadaşlarımıza hayırlı günler, hayırlı işler diliyorum. Üretimi durdurmamalarını, yapılan son operasyonların Türkiye'ye karşı yeni yapılmış bir savaş olduğunu görmek gerektiğini, bunun mali bir iktisadi bir savaş olduğunu görmek gerekiyor. Hedefin Türkiye'nin üretim çarkını durdurmak, bugün mesai gününde olduğu gibi üretim çarkını durdurmamak için gayret etmelerini ve sabır göstermelerini diliyorum. İyi yayınlar dileyerek teşekkür ediyorum. Sağ olun.